Şimdi mevcut yaşadığımız 2020 yılı korona bütün dünyada salgın olduğu gibi Türkiye'de de. Ama dünya bunu ekonomik olarak karşılıyor. Hani belirli sosyal devletin olması gereken gerekli şeyleri vatandaşına yerine getiriyor. Ama bizim Türkiye'de maalesef bunu biz yapamıyoruz. Esnaflarımız işte gördüğünüz gibi kan ağlıyor. Siftahsız dükkanlarını kapatıyorlar. Çoğu yerler kapalı. Hele vatandaş. Vatandaş akşam evine ekmek getirecek. Bunu abartmıyorum. Değiş olarak söylemiyorum. O kadar zor durumda ki görüyoruz. Pazarlara gidin. İnsanlar akşam pazarda en son pazarcıların bıraktığı, özür dileyerek söylüyorum, artıkları toplamaya başladılar. Türk halkının geldiği durum bu ekonomik olarak. Bakıyorsun bugün enflasyon açıklandı. %25. Ya insanlar gülüyor ya. Böyle bir şey yok. Bunu açıklayan TÜİK'e sormak isterim. Herhalde sizler hiç pazara, çarşıya çıkmıyorsunuz. Oradaki yetkililer. Böyle bir şey yok. Enflasyonun en iyi yeri pazardır. Gideceksiniz, göreceksiniz. Bir örnek vereyim. Ben bunu yaptım. Geçen hafta bir market, isim vermek istemiyorum reklama girmesin diye. Geçen hafta markete gittim. 8 kalem gıda maddesi aldım. Dün de gittim, fişim duruyor. İlk gittiğimde aldığım fiyatın, 7 kalem şeyin fiyatı 110 liraydı. Dün aynı şeyleri aldım, 146 lira ödedim. Bir hafta içerisindeki farkı siz görün, ekonominin nereye geldiğini anlarsınız yani. Şu anda ekonomi Türkiye'de dibe vurmuş durumdadır yani. Yani yeniden değerleme oranları hakkında zaten bu hani kanunen hüküm var. Zamlar gelmeye devam edecekti. Ama sorun şu, ürünlere, hizmetlere zam gelirken, vergilere vesaire harçlara güncellenirken zam gelirken ama ne yazık ki vatandaşların alım gücü anlamında bu yansıtılmıyor. Aynı oranda yansıtılmıyor. Ona %9 geliyorsa vatandaşa %4 geliyor. Ya da işte çok bastıran olursa asgari ücret konusunda olduğu gibi %15 zam oluyorlar. Yani ciddi anlamda bir orantısızlık var. Tabii insanlar seslerini de çıkartamıyorlar bu konuda. Yani bu konuda ne yazık ki çok daha fazla adım atılması gerekiyor. Yani bilmiyorum, asgari ücret 2800 oldu diyorlar ama işte hiçbir şey değişmiyor. Keşke 1400 olarak kalsaydı, en azından dolar hiçbir şey bu kadar pahalı değildi. Şimdi 2800 oldu, hiçbir şey değişmedi. Kepçeyle kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. O muhabbet oldu. Tam zamlar yapıldıysa da hani mesela işte asgari ücret nasıl seneden seneye zam yapılıyorsa, şu marketlerdeki stoklar da ürünler de aydan aya değil de seneden seneye stok yapması lazım. Hani şöyle öyle düşünmeleri lazım. Yani tam zam yapıyorsunuz da adam kiranın zamını yapıyor. Ev kirası, elektrik zamını yapıyor. Siz o zaman yani hiçbir zam yapmayın kardeşim. Ne normal, artık mutatlaştı bu ya. Trafik zamlarıyla başlıyor zaten. Onlar artık otomatik ayarlamaları. Onun dışında ne var? Vergi ayarlamaları mı yaptılar? Çok da takip etmedim bu son. Daha yeni, bismillah, bugün bir. Pasaporttan tutun da cep. Onlar işte cep, normal cep harçlar kadar falan. Onları otomatiğe bağladılar zaten. Yollar var şu anda. Zam. Yollar var. Evet. Yani genel bir eleştirim var mı? Var tabii, hayat pahalı. Evet, acayip derecede bir zam fazlalığı görüyorum. Yani her şey çok zamlandı. Kendime örnek vereyim, mesela ben tablet istiyorum, bilgisayar ihtiyacım var, fotoğraf makinesi ihtiyacım var. Hiçbir şekilde bunu sağlayamıyorum. Gelir zaten belli. Gider çok fazla. İstediğim hiçbir şey alamıyorum. Etrafımdaki hiç kimse de hiçbir şey alamıyor. Bu nasıl devam edecek bilmiyorum ama bir an önce yani bu zamların, vergilerin falan düşürülmesi gerekiyor. Tavsiyem. Valla asgari ücrete de 500 lira zam geldi ama yani gelmesi bir şey ifade etmedi bence. Bu zamlar tamamen insanların ve çalışan kesimin üstüne yük olarak geliyor. Bence iyi bir şey değil. Çok yanlış bir politika seyrediyorlar. Olmayacak. Hatta çok da uzun sürmez. Katılıyorum aynısı. Dediklerinin aynısı yani, onaylıyorum. Bugünkü asgari ücretle geçimini sağlayan insanlar bence çok zor durumda. Çok zor yani. Bugün eşiniz çalışmadan bir yere varabileceğinizi zannetmiyorum. Çocuk nasıl geçiniyorlar hiçbir fikrim yok. Gerçekten yok. Bir bilgim de yok. Allah yardımcıları olsun. Ya abi şimdi çok zam abi. Hayat geçimine şey yani, geçimine karşı çok zam abi. Mesela bir makarna oldu 10 lira ama eskiden alıyordu 2,5 TL, şimdi alıyoruz 10 lira. Şimdi askeri ücret olmuş 2 milyar 825 lira ama millet geçinemiyor. Şimdi diyorlar ki ekmek kimsenin, ekmek herkes alabilir ama şu an öyle değil.
Nasıl abi öyle değil? Sen dışarıdaki insana giyimini, kuşamına bakarsan öyle, herkes zengin ona bakılırsa, ama için yani insan bilemez yani ne de yaşadı, ne oldu, ne etti. Ya yani geçim süresi çok zor abi şimdi yani. Zam yapıldı zaten bayağı, yani devlet yetkileri buna yani bir şey zam yaptığı zaman karşılığını fazlasıyla çıkartıyorlar. Elektrik olsun, su olsun. İstanbul'da zor şartlar altında geçiniyoruz zaten. Onun için zor yani. Buna hiç şaşmadım çünkü zamlar her zaman, alıştık artık hemen hemen bizim ülkede, alışkanlık haline geldi. Tüm ülkelerde zamlar %8, %9 olurken şu an Türkiye şeyine, geneline baktığın zaman %17 oranda zam var. Yani bunu herkes farkında, herkes biliyor ama yani lütfen buna biraz yardımcı olmanız lazım vatandaşa. Başka bir şey diyemiyorum. Vallahi o zam işini hiç sormamışlarım. Verdikleri 50 kuruş, aldıkları 20 kuruş. Anlatabildim mi? Yani işçiyi hiç düşünen yok. Zam alıyorlar, zam veriyorlar. 10 katını bizden geri alıyorlar. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle geri alıyorlar. 5 kepçe birden. O şekil yani. Durumumuz iyi değil.